Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapımıyla şahane bir börek tarifi vermek istiyorum. Evinizde bir adet patatesiniz varsa mutlaka bu böreği yaparak sevdiklerinize ikram etmenizi tavsiye ederim. Yapımı oldukça kolay olan bu böreği çok kısa sürede hazırlayarak tüketebilirsiniz. Hiç bekletmeden direkt tarifimize geçelim. Bir adet patatesimizin kabuklarını soyalım. Yıkadığımız patatesi rendeleyelim. Evet, rendelediğimiz patatesleri uygun bir kaba alalım. Üzerine 2 adet yumurta kıralım. Toplamda 4,5 su bardağı su kullandım. Azar azar ara ara suyu ekliyoruz. Çeyrek su bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz, yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke. Aynı kaba alınır ve blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekilir. Patatesler içinde rende halinde kalmayana kadar çekelim. Evet, üzerine toplamda 3 su bardağı un kullandım. Azar azar ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar blenderla çekmeye devam ediyorum. Evet, hazırlanan hamurun üzerine bir tutam maydanozu makas yardımıyla ince olacak şekilde doğruyorum. Sap kısımlarını kullanmadım. Maydanozu doğradıktan sonra üzerine dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben karabiber ve kırmızı toz biber ekledim. Yarım çay. Bir miktar köy peyniri rendesi, bir miktar da kaşar peyniri rendesi kullandım. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Daha sonra tüm malzemeleri karıştırdım. Evet, ilk harcım hazır. Yufkamızı pişirmeye başlayalım. Önceden tavamızı ısıtalım. Çok az yağ koyarak bir peçete yardımıyla silelim. Hamurdan 2 kepçe olacak şekilde tavamıza dökerek hızlı bir şekilde yayalım. Evet, ocağın altını açarak yufkamızı arkalı önlü eşit bir şekilde pişirelim.
Üzeri kabuk tuttuktan sonra ters çevirelim ve diğer tarafının da pişmesini sağlayalım. Evet, iki tarafta piştikten sonra yufkamızın yarısına gelecek şekilde iç harcımızı koyalım. Ay şeklinde kapatarak arkalı önlü çok az sıvı yağ ile kızartalım. Pişen böreğimizi servis tabağına alalım. Aynı yöntemle hamurumuzu dökerek yufkamızı pişirmeye devam edelim. Dilerseniz daha farklı iç harç da kullanabilirsiniz. Ben peynir ve maydanoz rendesi kullandım. Salam, sosis veya balık kullanabilirsiniz. Konserve balık, soğan, biber. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu böreği ister kahvaltılarda isterseniz ikindi çaylarında kısa sürede hazırlayarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hamur yoğurma derdi, açma derdi olmadan kısa sürede ve lezzetli bir börek tarifi. Evet, böreklerimi aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Hamur bayağı bereketli. 6-7 kişiye yetecek kadar börek çıkıyor. Evet, ben 5 adet börek pişirdim. Kalan hamuru sade olarak pişirerek servis tabağına alıyorum. Dilerseniz dürüm yaparak sade olarak tüketebilirsiniz veya sandviç gibi sararak arasına istediğiniz malzemeyi koyarak tüketebilirsiniz. Salata veya konserve balık koyabilirsiniz arasına. İstediğiniz malzemelerle tüketebilirsiniz. Evet, böreklerim hazır ikrama. Sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun deneyecek olanlara. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.